Evet, şimdi orijinal bir ürün gördüm. Bak, hepsini geçtim. Göstermeyeyim. Şimdi durdum. Dedim ki arkadaş, bu nasıl bir şey? Yani şuradan girince. Önce isim neydi oğlum? Taner Palamutçu. Taner Palamutçu. Şimdi evet. Taner Palamutçu tanıtacak bize, ama bakın şöyle geliyorsunuz ya, buradan böyle geliyorsun. Adımını atıyorsun. Allah Allah. Burada oturma grubu var. İniyor yatak oluyor mu? Oluyor tabii, çekiyorsun bir yatak oluyor, bu da iniyor bir yatak oluyor. Yani iki tane iki kişiliğe yakın yatak oluyor. İki, üstteki iki kişilik zaten. İki iki dört mü? Ben göstereyim o zaman size. Tabii yani gireceğim oraya şimdi, ama tabii beraber ya. Şöyle bir... Aman aman Allah'ım. Çektik. Çektik bunu. Şu minderleri organize ettik. Ben İki kişi sana. Çok rahat yatar. İki metreye 1.40 yatak. Çok rahat yatar iki. Evet. Ben tutarım. Tamam. Harika. Burada saklama gözleri var. Yukarılarda. Kullanacağınız saklama gözleri harika var. Atıyorum tulumdur. Çektik yine bunu. Hop. Burada oturma grubu oldu. Aynen. Burası bu modelde 3-6 kişi oturabilecek bir versiyon. Evet. Diğerini de birazdan göstereyim. Orada harika 4 kişilik. Bu birazcık daha geniş bir model. Tamam. Burada mesela açılır bir mutfak tezgahı var. Aa, ne güzel, pratik bir çözüm olmuş. Bu şekilde. İsterse buraya portatif kamp ocağını koyup şöyle kullanabilir. Bu iniyor aşağı tabii. Yolda iniyor esnasında. İniyor, yolda giderken indiriyorsunuz. Evet. İç dış fiberglass'tır. Arasında 20 mm poliüretan yalıtım vardır her yerinde. Şöyle. O yüzden ısı yalıtımı konusunda sıkıntımız yok. Ayrıca de ısıtıcımız var. Harika. Burada da iki kişi yatıyor dedin. Arta evet, bir de tuvaletimiz var galiba. Evet, portatif tuvalet kullanıyoruz. Çıkıyor. Ya bu modeli kullanıyoruz 13 litre ya da 9.8 litre başka model kullanıyoruz. Buralarda var. Saklama evet, alanları var. Oturmaların alanın altında da saklama alanlarımız tamam, var. Kalkıyordur muhtemelen. Aynen. Bunlar da sineklikli ve güneşlikli olarak. Olmazsa olmaz artık. Aynen. Ama güzel düşünülmüş bir karavan. Evet. Tamamen bir karavan olmamasına rağmen, ama çekme karavan havasını alıyorsun zaten. Yani şimdi bir çekme neredeyse... karavandaki birçok şey var, yani ama arabanın şey üstünde var. Taşıyor olmanızın bir sürü avantajı var. Daha avantajlı. Tabii, tabii her yere gidebiliyorsunuz. Aynen. Bir şey çıkalım dışarı istersen. Tamam. Ama şurada bir saklama gözleri var galiba, değil mi? Evet evet, saklama gözleri var. Şuradan şöyle ama geri gelirken... Bu modelde evet, mesela buzdolabını burada kullandık. Oo, çok iyi. Harika. Şahane. Isıtma sistemimiz burada. Evet, o da güzel. Onun haricinde burada 4.5 litre yakıt deposu var. Her tamam, şey araçtan bağımsızdır. Şurada böyle ufak gözlerimiz var, güzel. Aynen, saklama gözleri. Telefonluk burada da bir depolama alanı var. Orası güzelmiş. Diğer model... Vallahi her santimetre karesini değerlendirmişsiniz ya. Bravo aynen valla. Onun haricinde kabinin sadece araçla olan tek bağlantısı şuradaki 7 pinli römork fişidir. Bunu tamam taktığınızda stop lambaları arabayla birlikte sağlamıyor. Aynen, sinyalizasyonu sağlıyor. Harika. Şurada mutfak bölümü var. Evet. Ha, bu şöyle söyleyeyim. Bu içerideki masa, şimdi buraya iki tane masa ünitesi getirdik. İkisi görülsün diye. Bu içerideki masayı söktüğünüzde buraya şu kalkınır kolları basitçe takabiliyorsunuz. Aa, söküyorsunuz. Buraya koyduğunuzda bir anda dış mutfağınız harika oluyor burası. Tentenizi de açtığınızda hani onun altında gölgede yemek hazırlığı yapabileceğiniz bir yer. Evet, tente 2 metreye, 3 metreye ya da 2.5'e 3 ya da 3'e 3 olarak yani opsiyonumuz var. Arkada var mı? Gösterdiğim arkada, tarafta. Bu tarafındaki arkası oluyor zaten. Bu tamam, şimdi şöyle, bunun fiyatı nedir? Önce 95 bin artık KDV'den başlıyor. 95 bin artık KDV'den başlıyor. 160 bin artık KDV'ye kadar değişiyor. Opsiyon olarak değişebiliyor. Tabii. Neden bu kadar büyük farklar oluyor derseniz, kullanılan cihazların kalitesi Avrupa veya fazlalığı, evet. Anladım. Yani mesela bu kabinde kablosuz geri görüş kamerasından tutun 260 watt güneş paneli. Sonrasında bütün cihazlar, yani güneş enerjisi, solar panel ne kadar enerji basıyor, Bluetooth'tan izleyebildiğiniz cihazlar. Çok fazla opsiyon kullanmışsınız evet, yani. Yükseldikçe de fiyatlar değişiyor. Orada 12 bin liralık bir buzdolabı var. İç mutfak ünitesi de var onda. Şöyle bir hemen kenarım, tabii, en azından insanları rahatsız etmeyelim. Ufaktan tamam, bir görebiliriz. Burada katlanır duş perdesi var. Menteşelerimiz, gerkiklerimiz hep mani tipi paslanmazdır. Evet. O yüzden... Özellik olarak yani istenirse iki tarafa da tente takılabiliyor. Bu tabi insanın istediği, beklediği konfora göre de fiyatları değişiyor. 4 kişi kalıyor herhalde. Burada 4 kişi kalabiliyor. Aynı 4 sistem kişi var da bir yukarıda biliyor. Aynı sistem var da açık sürgülü. Onun hatta aynen içerideki lavabosunu birazdan göstermek isterim. Bununla mesela zeminde masif iroku döşeme evet kullanıyoruz. Araçla bağlantımızı yaptığımızda mesela tavan kapalıken... Evet, şöyle bakın örneği, en kolay örneği. Tabii web sitemizde de var bu tip şeyler. Ha, bu alkovan oluyor, kalkıyor yukarıdan evet, zaten. Evet, bizim o, en önemli... Şurada olduğu gibi mesela. Aynen, en önemli avantajımız şeydir, yani arka teker aksi ve önüne yakındır ağırlık merkezimiz. Bir de bunu
rüzgar simülasyonlarına göre tasarladık. O yüzden yüksek hızlarda da arazi sürüşünde de gayet hani efektiftir. Güzel. Aracın sürüş dinamiklerini olumsuz etkilemez. İşte burada açılmış. Aynen, açılmış. Durdunuz böyle, çektiniz arabanızı, açtınız. Tabii. Kurmakta 15 saniye gibi bir süre. Mesela. Buyurun isterseniz siz, ben de tamam. Hemen arkanızdan şöyle ilerleyin. Evet. Kabinde de mesela burada bir iç mutfağımız var. Evet, burada iç mutfak var. Orada dış mutfak vardı, burada iç mutfak var. Onda da iç mutfak yine yapabiliyoruz. İsteye daha bağlı. Geniş alan isteyenlere, ama bunda standartta bu şekilde dolabımız 65 var. Litre de buzdolabımız var burada. Evet. Burada erzak dolabımız var. İşte mutfak var. Malzemelerini koyabileceğimiz. Bunda da yani 2-2-4 yetişkin rahat oturabiliyor bu alan. Evet, yeterli o da zaten. Burada isteyene motorlu tavan fanı kullanabiliyoruz. İster içeriden dışarı veya dışarıdan içeriye hava sirkülasyonu yapabiliyor. Burada yine orada saklama gözleri. Aynen. Aynen, sürgülü açıyorsunuz, yine yatak oluyor. Aynen, burası yine şöyle çektiğiniz gayet gibi. Kolay bir şekilde yatak haline getirebiliyoruz. Gayet güzel. Ve ferah yani, çok evet. Güzel. Efil da olabilir. Yani bazıları şu endişe yaşıyor, hani burası ısınır mı diye. İki kahvaltılık bir ısıtıcı zaten bu hacim için fazla ısı veriyor. Yetiyor, ve buradan kaybolan ısıdan çok daha fazla sıcaklık evet. Alıyorsunuz. Bu da sıcak ve fresh bir sıcak hava alıyorsunuz aslında. Başlarda herhalde yağmura illaki dayanıklı. Evet dayanıklı. Hatta şimdi o diğer beyaz kabinde gösterdiğimdeki kumaşlar biraz daha da kaliteli. Bundan evet. Sonra standartta onları kullanıyoruz. Şöyle cam işte görüyorsunuz orada. Burada saklama yerlerimiz var. Aynı şekilde az önce gördüğümüz gibi. Evet. Gayet de işte böyle bir araca. Mesela merdivenimizi gösterebilirim. Tabii ki. Şöyle. Merdivenimiz de şöyle güvenliklidir. Bunlar da kilitlerini açtığınızda çıkarabiliyorsunuz evet. Ve bunu da arka kapağı kapattığınızda evet çok pratik. Buraya kapatıp buradan kilitleyebiliyorsunuz. Çok pratik. Öyle güzel. Vallahi yani merdiven de çünkü hazır merdivenler içimize sinmedi açıkçası. Daha estetik olması için aynı formda büktürüyoruz. Bunları da kendimiz imalatını yapıyoruz. Ya şöyle bir şey var. Gerçekten Türkiye'de karavancılık böyle görünce, pratik çözümleri görünce gerçekten seviniyoruz. Yani bir, en azından bir yerli firma böyle şeyler düşünebiliyor. Çünkü biz Avrupalılar da genelde görürüz böyle şeyler ama ya ne güzel, ben çok seviniyorum ya. Bu arada Avrupa'da Avusturya Graz'da tasarım ödülü kazandık ve İTÜ Teknokent firmasıyız biz. Yani zaten ortada öyle. Evet şey evet. Yani çok birazcık çok normal yani. Özgün evet. Ve estetik olmasına çok odaklandık. Harika. Ki bunun modeli neydi beyazın? Bu daha orta bir paket. Aslında hepsi aynı. Standart tek bir kabinimiz var. Çift mesela kabin. Ne için bakıyorsun? Stark Camper diye. Stork Camper. Camper diye bakın. Evet. Burada peki şu görmüş olduğumuz hemen. Bu full paket olan bir. Yine aynı ya, model ama şey olarak hani böyle bir modelin adı vesairesi var mı? Yok. Yok. Evet. Yani Stork Camper tek bir ürün üretiyoruz şu anda. Çift kabin, pick-up'lar için kabin. İsteyene bu şekilde. Evet, bu full isteyene, paket, bu orta paket. Bir de başlangıç, aynen başlangıç paketimiz var. Full paket, başlangıç paketi. Ve istenirse de araçların rengine uygun da istediğimiz gibi boyayabiliyoruz. Hatta bir de yerimiz nerede onu da? Yerimiz İTÜ Arı Teknokent'teyiz biz, Arge ofisimiz. Ama Ataşehir Ferhatpaşa'da bir montaj atölyemiz var. Şehir dışında da yerimiz var. Sosyal medya şeyimiz var mı? Sosyal medya, evet. Instagram'dan Stork Camper'a bakarlarsa farklı marka model araçlara, farklı renklerde yaptığımız uygulamalar var. DM'den yazarlarsa dönüyorsunuz değil mi? Dönüyoruz. Bu yoğunlukta biraz belki yani bize evet şey yani. Şey bazen çok hızlı dönüş yapamıyoruz sosyal medyada. Evet. Ama orada yaptığımız her ürünü koyup insanların hani görmesini sağlıyoruz. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi fuarlar.